Öncelikle herkese merhabalar. Çok soğuk bir İstanbul günündeyiz bugün. İnanılmaz soğuk. Ve bugünün konusu da tam bu hava durumu üstüne. Bu inanılmaz soğuklarda don tehlikesinin olduğu, havaların eksi derecelere düştüğü zamanlarda kaktüs ve sukulentlerime ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi ben ne var ne yoksa yapraktan çoğaltılanlar, işte şaya sarkanlar, kaktüsler, sukulentler, kalanşolar, aşkın gözyaşları, tespih çiçeği falan derken bütün dışarıda olan her şeyi içeri aldım. Çünkü çoğu eksinin altını daha önce hiç görmedi. Sıfır dereceye kadar tuttum. Birkaç tanesini, özellikle sevdiğim türlerimi ve birkaç kaktüs türünü daha önce karda eksi 3'te bırakmıştım. Çünkü toprakları kuruydu. Ama onun dışındaki diğerleri daha önce hiç görmedim ve ben de riske atmak istemedim. Aslında burada bırakabileceğim, kışı atlatabilecek türler de vardı. Ama dediğim gibi riske atmak istemedim. Şu an bitkilerimin hepsi uykudalar. Uykuda oldukları için kimisinin toprağında sıkıntılar var. Gördüğünüz gibi kaktüsümün toprak değişimi yapmam lazım aslında. Kimisinin artık saksısına sığmıyor falan derken burada biraz problemli bitkilerim de var. Gördüğünüz gibi tespih çiçeğim aşırı susamış bir vaziyette, yapraklarını buruşturmuş. Çoğunun saksısı artık ona dar geliyor. Birkaç tanesi iyi hala konumunda ama bazılarının gerçekten saksısı artık ona dar geliyor. Kimisi güneşe doğru eğrilmiş, formu bozulmuş. Şurada bir tane Sedum Bruton var. Yaprak formu bozulmuş çünkü kışın istediği güneşi alamıyor. Burada biraz daha cephe olarak normal bir cephede olanlar var. Onların daha formu yerinde. Burada bir tane daha var. Bunu böyle sarkıtıyorum camdan aşağıya, Fransız balkondan aşağıya tutturuyorum. O gayet keyfi yerinde o yüzden. Yani daha fazla güneş görüyor camın direkt önündekilere göre. Çünkü o hep açıkta. Onu kesen bir cam olmuyor. Formu bozulanlar var. Böyle böyle yamulan bir aşkın gözyaşı var, yamuk büyüyen. Çünkü güneşi dediğim gibi yeteri kadar iyi görmüyorlar. Düzenli olarak çevirsem de maalesef işe yaramıyor. Peki bu kadar kaktüs ve sukulenti ben bir odayı resmen kullanmayı bırakarak, iptal ederek içeriye aldım. Sizin böyle bir imkanınız yoksa ne yapmanız lazım? İçeride gördüğünüz kaktüs ve sukulentlerin tamamı bu Fransız camın önündeydi. Kimisi raflı olduğu için aslında alan darmış gibi gözüküyor. Çok fazla varmış gibi ama buraya tam sığıyorlar. Ben ona göre hepsini aldım. Normalde kış boyunca da burada tuttum. Hiçbir zaman içeriye almadım. Geçen kar daha hassas türleri aldım. Hassas olmayanları bıraktım. Bu sefer sadece kara sağlam dayanabilecek iki tane saksı bıraktım köşede. Onun dışında hepsini aldım. Çünkü gerçekten hava inanılmaz kuru soğuk. Yani nemli de bir hava değil. Hava çok kuru soğuk ve bunun nasıl etki edeceği konusunda şüphelerim vardı. Riske atmak istemedim. Normalde bu şekilde duruyordu. Şu an içinde bulunduğumuz odada benim diğer bitkilerim de var gördüğünüz gibi. Burada işte raflarım var. Şurada çiçek açan çok güzel bir spiralisim var. Çok yoruldu çiçek açarken. Biraz kendi formunu bozdu ama çok güzel bir çiçeğe geliyor. Mevsim olmamasına rağmen. Burada sukulent harici diğer bitkilerim var. Burada suda çoğaltma istasyonları, aloe vera var. Yani burası aslında benim asparagus var burada. Diğer bitkilerimin de sıklıkla olduğu bir oda. Bu köşede tedavi aldıklarım var genelde. Karantina bölgesi burası. Burada yine aynı şekilde devam ediyor. Buralının öyle bir yoğunluk durumu var. Şu anda ben bu odada bütün ısı kaynaklarını kapattım. Hiçbir şekilde pedek yanmıyor. Hiçbir şekilde herhangi bir ısıtıcı çalışmıyor. Çünkü havanın kuruyup bitkilerin bu havaya ayak uyduramayacağını biliyorum. Çok sıcak, çok soğuk bir yerden sıcak bir yere kesinlikle almamamız lazım. Yani kar yağıyor. Ben hemen kaktüs ve sukulentlerimi balkondan alayım, içeriye koyayım diye bir şey yok. Kuvvetle muhtemel ki ya çok büyük bir form bozukluğuna, ya çürümeye, ya adapte olamayıp şoka girip alt yapraklarını dökmesine neden olacak. O yüzden temkinli hareket etmemiz lazım. Yavaş yavaş hareket etmemiz lazım. Dediğim gibi arkadaşlar şu an onların bulunduğu yerde ısıtıcı tamamen kapalı. Bu oda şu anda 8-10 derece arasında ve evin normalde kullandığım bir odası. Tropik bitkilerim varken de çok az açıyordum. Yani normalde de soğuk bir oda. Ama şu anda tamamen kapattım ve cam da açık seviyede. Ve 8-10 derecenin altına düştüğü zaman camı kapatıp ısıyı dengeleyip ondan sonra tekrar 8-10 derecede geldiğinde camı tekrar açıp havalandırıyorum. Çünkü biliyorsunuz kaktüs ve sukulentler hava akımını çok seviyor. Havalanmadan olmuyor. Küçük de bir vantilatör kurdum. Burada bazı türlerim var. İçeriği hiç sevmiyorlar. Daha önce denedim, tecrübe ettim. Onlar için de ara sıra vantilatör çalıştırıyorum. Burada mevsim olmamasına rağmen çiçeğe duranlar var. Böyle şurada ufak kayıplar verdiğimiz bir krasulan var.
aşkın gözyaşı kocaman zaten. Tespih çiçeğim gerçekten buruşuk artık. Gördüğünüz gibi su istiyor. Ama yağmur yağacağı için su vermemiştim. Bugün hepsini sulamasını da yapacağım. Dışarıda olsaydı asla su vermeyecektik. Bunu unutmayalım. Çünkü bitkiye su verdiğinizde böyle havalarda don tehlikesi artıyor. Burada sedumum var. Burada da sedumum var. Burada çiçekte bir eşeveryam var. Yine burada çiçekte bir kaktüsüm daha var. Yani çiçekte olanlar şu anda hiç hassaslar. Gördüğünüz gibi burada bir tane opuntiyam var. Susuzluktan artık kendini yamulttu ama ona da su vermedim. Neredeyse buradaki gördüğünüz bitkilerin çoğu 1,5 aydır hiç sulanmadılar. Bu kışı atlatana kadar sulamadım. Bugün sulayacağım ve bir hafta daha havalar en azından günlük 10 derece çıkana kadar, hani 10 derecelere gelene kadar dışarıya almayacağım. Sulayıp içeride tutmaya devam edeceğim. 10 derecenin üstüne çıktığında hava sıcaklığı ve don tehlikesi geçtiğinde tekrar aynı yerlerine koyacağım. Evet, yani burada önemli bir detay var. Böyle soğuk havalarda asla ve asla sulama yapmamalıyız. Özellikle de don tehlikesinin olduğu günlerde. Ben burada gördüğünüz farklı farklı birçok tür var ve hepsini mütemadiyen bir ayda bir suluyorum. Yani bazen çok böyle kar yağdıysa, yağmur yağdıysa, üst üste havadan istediklerini nemi alabildilerse 1,5 ayda bir suluyorum. Dediğim gibi kesinlikle özellikle dışarıda olan, toprağa çabuk kurumayan kaktüs ve sukulentlerinizi bu mevsimlerde sulamamaya özen gösterin. Orayı birazcık kestim sizin için. Çünkü aşırı derecede uzatmaya başlıyorum. Bir yerden sonra hep anlatılacak, hiç tükenmiyor. Çünkü bu bitki konusunda özellikle de böyle çok sevince. İkinci çok çok önemli şey, kesinlikle soğuktan direkt sıcak bir alana almayın. Peteği yanan odalara alacaksanız muhakkak camın önünde dursun. Peteğe yaklaştırmayın. Hele böyle bazen peteğin üstüne falan koyuyorlar. Asla köklerin yanmasına sebep olursunuz. Eğer ki sukulentinize, kaktüsünüze normalde günlük hayatta dışarıda bakıyorsanız ve şu anda hava durumundan dolayı kaktüs ve sukulent 0 dereceleri, 2-3 dereceleri gördüyse onu alıp petek yanan 20-25 derece arasında ortalama sıcaklığı olan bir odaya koyarsanız şoku uğrayıp yapraklarını dökmeye başlayacaktır ve bitkinizi kaybedecek olabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ya da sağlığını, formunu kaybedebilirsiniz. O yüzden lütfen bitkiye alıştığı yerden içeriye korunaklı bir alanı alırken tamamen yaşam tarzını değiştirmeyin. Ya benim yaptığım gibi odalarınızdan bir tanesini feda edip orada ısıtıcı kapı kullanmayıp kapısını kapatıp camla havalandırarak bir odaya koyabilirsiniz. Ya kapalı balkonunuza koyabilirsiniz ya da dışarıda bırakmak zorundaysanız, bu imkanları sağlayamıyorsanız üzerlerine muhakkak poşet kapatıp toprağının kupkuru olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer toprağı ıslaksa 0 dereceleri gördüğünde kuvvetle muhtemel bitkiniz donacaktır, don yiyecektir. Karda yağmurda durup ıslandıysa toprağı siz sulamasanız bile kesinlikle üstüne poşet kapatın. Çünkü toprak kuru olduğunda bitki uzun süre dayanabiliyor. Ama toprak ıslandığı anda bitki maalesef donda kaybediyoruz. Bu detaylara dikkat edelim. Bitkilerimiz bizimle uzun süre birlikte olsunlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Birlikte gelişiyoruz, birlikte büyüyoruz. Eğer bitkiler arasında tropikal veya kaktüs ve sukulentlerde bakımıyla ilgili merak ettiğiniz bir tür varsa ve bunu detaylı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Eğer ki özel olarak sormak istediğiniz bir soru varsa yine bitkilerinizle alakalı, onu da aşağıya bırakacağım Instagram adresimden bana ulaşarak sorabilirsiniz. Mutlu günler. Bitkilerinizle beraber sağlam bir kış geçirip baharda bol bol çiçeğe doymanızı diliyorum.